Şimdi usule bir giriş yapalım ve ilk başlığımızı usulle alakalı açalım. Bundan sonraki başlıklarda da hep böyle belli bir kriterimiz olacak ve o kriter üzerinden hadislere bakacağız. Demin söyledik ya, usul aslında hadis malzemesini ele almak için, değerlendirmek için, daha iyi tanımak için geliştirdiğimiz araçların bütününe diyoruz. Söz gelimi ravilerle ilgili geliştirdiğimiz terimler, yöntemler, onları doğru tanımak ve onları doğru tanıyınca da senedi doğru okumak, senedi doğru okuyunca rivayetleri birbirinden iyisini kötüsünü doğru ayıklayabilmek için. Bunların hepsi bizim neticede bu malzemeye, yani Hazreti Peygamber'den bize aktarılan bu paha biçilmez değerdeki malzeme, Resulullah'ın sünnet-i seniyyesi, onu en dakik, en doğru, en hassas ölçütlerle. Dolayısıyla usulün bu gelişimi aslında resmin pikselinin gelişmesi gibidir. Yani ilk başta pikseli düşük makineyle çektiğiniz fotoğrafı, sonra daha pikseli geliştirdiniz, onunla çektiniz, daha ayrıntıları görebilme şansınız artar. Dolayısıyla usulün gelişimi böyledir. Şimdi usulün temel başlıklarında bu sistematik hal almış. Başlıklarında dolayısıyla her defasında çekilen resim hadislerin kendisidir. İlk başlığımızı şöyle söyleyelim. Hadisin kaynağına göre sınıflandırılması. Hadisin kaynağına göre sınıflandırılması. Yani hadisleri kaynağına göre sınıflandıracağız. Kriteri kırmızıyla yazalım. Kaynağına göre. Sınıflandırılmaz. Hadislerin kaynaklarına göre, kaynağına göre sınıflandırılması. Şimdi dışarıdan bakan hadis deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak bu en İptidai tanım olabilir. Evet, çoğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğu için normal vatandaş hadisi böyle anlayabilir. Bu pikseli en düşük resim, yani ilk böyle büyüttü, baktı Hazreti Peygamber'i gördü. Ama biz biraz daha büyüttüğümüz zaman bakıyoruz, söz gelimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor, diyor ki Allah Azze ve Celle dedi ki diye Cenab-ı Hakk'ın bir sözünü aslında aktarıyor. O zaman bunları ayırma ihtiyacı, Hazreti Peygamber'in de Allah'tan aktardıkları. Önceki dönem dersimizi hatırlayın. Şöyle bir ayet yazmıştık. Estaizu billah. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا. Bir beşer için söz konusu değil, olacak şey değil, Allah'ın onunla konuşması. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ Allah'ın kendisiyle konuşması. Bir beşer için olacak şey değil. Hiçbir biçimde olamaz. İlla ancak istisnalar geldi. İlla ilk istisnamız bu. Bu ayeti önceki dönem çok yazdık hatırlarsanız. İlla vahya. Ya ilham ile olur. Ev ikinci bir istisna. Bu atıf illaya dönüyor. Ev min verai hicabin. Yahut
bir perde ardından, bir hicab engel ardından اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. Demek ki tek tip değil. اَوْ bu Cenab-ı Hakk'ın sözü vardı. Bizim bir iddiamız değil. Yani vahyin araçları olarak hangi kaynaklar üzerinden, hangi yöntemlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğine dair illa vahyen ev min vera'i hicabin ev yursila rasulen yahut bir elçi gönderir ev yursila rasulen ev yursila rasulen feyuhye bi iznihi ev yursila rasulen yahut bir elçi gönderir feyuhye bi iznihi ma yeşâ feyuhye vahiy eder bi iznihi izniyle ma yeşâ o ne diliyorsa. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunlara dair örnekleri gördük. İlhamla gelen vahiyler, engel ardından Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle konuşması, ilham yoluyla konuşması yahut bir elçi göndermek suretiyle kendisiyle konuşması. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın elçisiyle konuşmasının araçları. Ve bunlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan vahiy dediğimiz bir malzeme var. Bu vahiy kaynaklı bilgi malzemesi içerisinde Kur'an çok önemli bir yer tutuyor. Ve yine önceki derslerimizde hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak bu araçlardan, bu kanallardan elçi üzerinden gönderdi. Şimdi elçi üzerinden gönderdi ve adına buna biz utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Kitaptan sana vahyedileni tilavet et. Ayetindeki tilavetten ötürü metlu vahiy diyoruz. Diğerleri de metlu olmayan. Yani Kur'an-ı Kerim namazda tilavet olunabilir, okunur. Ama diğer vahiyler söz gelimi Hazreti Cibril Emin üzerinden Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e öğrettiği uygulama söz gelimi, namaz uygulamaya dair, pratiklere dair hususlar, o bilirsiniz bir beşer halini alabilir de temessül ederek bir muallim olarak allemehu şedidul kuvve diyor Cenab-ı Hak Resulullah'a öğretmenlik yaptı. Hazreti Peygamber onun bu yakın arkadaşlığı dolayısıyla soğan sarımsak bile yemezdi. Bunların hepsi önceki dönem derslerinden hatırlanır. Burada Hazreti Cibril'in Cenab-ı Hak'tan Hazreti Peygamber'e Kur'an dışında öğrettikleri, söyledikleri, konuştukları, beraber paylaştıklarına dair bir malzemeler var. İşte söz gelin bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak'tan anlattıkları şeyler Kur'an dışında. Yahut engel ardından Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e konuştuğu şeyler yahut ilham yoluyla Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e aktardığı, kendisiyle konuştuğu şeyler. Bunlar da gayrimetlu vahiy olarak. Şimdi biz hadislere baktığımız zaman, kaynağı itibariyle baktığımız zaman bazı sözleri Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hak dedi ki diye Allah Azze ve Celle'yi onun sözü olarak söylediği ne tanık oluyoruz. Resmi biraz büyüttük mü? Bunlara bir ad koyalım demişler. Hani diyorsunuz ya usul nasıl ortaya çıkıyor? Usul böyle ortaya çıkıyor. Bir tane örnek bakalım. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi An Ebi Hureyre. Tabi isnadın bundan önceki kısmı da var. Ben buradan tuttum. An Ebi Hureyre. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. O kimden? An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hocasına geçtik şimdi. An Resulillahi An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. O kendisi mi konuşmuş, söylemiş? Demiş ki hayır. قال الله تعالى. Hazreti Peygamber demiş ki Allah Teala dedi ki
Şimdi o da Allah Azze ve Celle'den aktarıyor. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Teala dedi ki, bu isnat normalde satırda düz yazılır. Ben alt alta yazdım ki görünür kılayım. Şimdi baktılar ki raviler geliyor, sahabi ravi, sonra Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'den sonra da sözün kaynağı olarak, yani bizim şu anda ele aldığımız kriter nedir? Kaynağına göre sınıflandırma yapıyoruz. Sözün kaynağı olarak Cenab-ı Hakk'ı veriyor. Diyor ki, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Teala dedi ki, كُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ لَهُ Ademoğlunun her ameli O'nundur. كُلُّ عَمَلِ Kalem yazarsa ya, büyük kalemle yazalım. Kullu amel ibni Adem'a Ademoğlunun her ameli lehu kendisindir. Ama illa siyam oruç hariç. İlla siyam oruç hariç. Fe innehu li o benimdir. Ve ene eczi bihi ve ben ona karşılık veririm. Fe innehu li. O benimdir. Ve ene eczi bihi ve ben ona kendim karşılık veririm. Eczi bihi sıkıştırdık. Hazreti Peygamber Cenab-ı Hak'tan anlattı. Allah Azze ve Celle'nin oruç ibadetine verdiği önemi onun dilinden. Bunu ya vahiy, ilham yoluyla aldı, ya engel ardından bu vahiyi aldı, yahut Hazreti Cibril Emin'den aldı ama Kur'an olarak değil. Yani Hazreti Cibril bunu Hazreti Peygamber'e anlattığında bu bir ayettir, şu surenin şurasına yerleştirilmesi gerekir, bu Kur'an'dır gibi bir bilgiyi, ki bu bilgiler de gayrimetlu bilgilerdir. Yoksa bizim elimizde bugün bu sıralamasıyla Kur'an olmazdı. Çünkü gelen ayetlerin nereye yerleştirilecek? Hangi ayet böyle? Ara ara ayetler geliyor. Elimizde açık sureler var. Hangi sureye, hangi sıraya konulacak? Bunların hepsini Hazreti Cibril Emin yine Kur'an harici bilgiler olarak Resulullah'a öğretti. Bunlar içerisinde herhangi bir ayet olarak bildirmediği ifadeleri Hazreti Peygamber bize böyle aktardı. Dolayısıyla sahabiler resme şöyle bakıyorlardı. Hazreti Peygamber konuşuyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle dedi ki, Ademoğlunun her ameli O'nundur. Oruç hariç O benimdir. Ben O'na karşılık veririm. Bunun bir ayet olup tilavet olunduğuna tanık olmayınca onlar, yani namazda okunmadığına, vahiy katiplerine yazdırılmadığına, yeri gösterilip şu surenin şu ayetidir denmeyince, bunlar Hazreti Peygamber'in sözü olarak kendi aralarında paylaşıldı. İleride biz usulü oluşturduğumuzda bunları tasnif ettik. Buna bir ad koyduk. Usul ad koyar. Gördüğü farkı değerlendirir, ad koyar. Buna kaynağı itibariyle Allah Azze ve Celle'ye kaynağı öyle gözüktüğü için kutsi hadis dediler. Bu bir kutsi hadis örneği. Dolayısıyla kaynağı itibariyle hadisleri ele alıyoruz şu anda. İlk çeşidimiz kutsi hadisler. Kutsi hadis. Şimdi kutsi hadis kaynağı itibariyle Cenab-ı Hakk'a ait olması, onu rivayet malzemesi, rivayet dışına çıkarmıyor. Yani bağlayıcı olabilmesi için desin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu bize böylece aktardığından emin olmamız lazım.
Bunu nasıl sağlıyoruz? İleride bir başka başlık açacağız. Hadisleri ele almak üzere sıhhat bakımından hadislerin sınıflandırılması diyeceğiz. O ders geldiğinde artık usul dersi zirveyi görmüş olacak. Ama o ders gelinceye kadar bunu bizden duyacaksınız. Hangi hadis olursa olsun bir rivayet malzemesinin, isterse kutsi hadis olsun, hüccet olabilmesi, yani bir şey ifade edebilmesi, bizi bağlayabilmesi için sahih olması gerekir. Dolayısıyla kutsi hadis bağlayıcı mıdır? Evet, ama bir şartla, sahih olması şartıyla. Demek ki sıhhat, yani Hazreti Peygamber'den onun duyulduğuna dair olan güvence, ki bu isnat yoklamasıyla ve günü geldiğinde göreceğimiz koşullarla sağlanır, o hadis bağlayıcı olur. Yoksa Hazreti Peygamber den o da Allah'tan aktarıyor diye, hadis kutsi diye illaki sayı olması gerekmez, uydurma bile olabilir. Bu kaynağı itibariyle hadisleri sınıflandırdığımızda ilk tür kutsi hadisler. Bazen öğrencilere sınavda işte Allah'taki hadislerden hangisi bağlayıcıdır? A şıkkı kutsi hadisi. Hadis Cenab-ı Hakk'ın sözü olunca kaynağı itibariyle o zaman en bağlayıcı olan odur gibi yanılabilir öğrenciler. Hayır, öyle değil. Bağlayıcılığı sıhhatine bağlıdır. Sahih olması gerekir. Bir tarihte bir daha önce anlattım bilmiyorum bir radyo ziyaretinde. Bunlar yer yer aralarda hadis aktarıyorlar dinleyicilere. Ben de bir yemek arası ziyarette şey dedim yani. Dikkat edin de işte sahih hadisleri yani paylaşın radyo kanalınızdan veya kanallarınızdan. Hocam dedi hepsi çok sağlam. Hepsini sahabeden veriyoruz dedi. Yani sahabenin adı işte Abdullah bin Ömer rivayet ediyor. Hazreti Peygamber demiş ki deyince sağlam oluyormuş. Yani sahabenin adı geçtiğinden. Halbuki isnadın bize kadar uzayan, en son bize ulaşan ve aradaki bütün kişiler hepsinin müteselsil sorumluluğu var. Zincirdek gibi. Bir tanesi çürük olsa, düşünün zincir halkasını. En baştaki halka Hazreti Peygamber. Ama aşağıdaki bir tane zincir halkası çürük olsa o zincirsiz tutmaz, kopar. Dolayısıyla aşağıdaki bir çürük ravi yukarıdaki her şeyi uydurmuş olabilir. O sebeple en başın kaynağın Allah Azze ve Celle diyerek ya Hazreti Peygamber diyerek aktarılmış olması bir şey ifade etmez. Şayet hadis sahih değilse o bakımdan sıhhat koşulu olmazsa olmaz bir koşuldur hadisin bağlayıcı olabilmesi için. Kutsi hadisi konuştuk. Demek ki hadisleri alıp bakıyorlardı. Eğer içinde Hazreti Peygamber'den sonra isnatta Hazreti Peygamber Allah dedi ki diye konuyu Allah'a atfediyor ise o hadise kutsi hadis diyoruz. Bir tane de örnek görmüş olduk.